Seni destekleyen bir durum, bazı oyuncuların özellikle hocaya karşı da biraz kırgın oldukları. Orhan Yıldırım'ın hafta sonu bir haberi vardı gazetede ve özellikle Sergen Hoca'nın maç sonu açıklamalarından bazı futbolcuların rahatsız olduğu tarzında haberlerdi bunlar. Şimdi futbolcuların Ben rahatsız de olduğu buna noktalardan bir tane ek bir bilgi olarak hani geçtiğimiz haftalarda duymuştum. Burada biraz dile getirdim ama doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum. Sen sonuçta içindesin. Başta Souza olmak üzere bazı oyuncular hocaya sırtını döndü diye bir istihbaratım vardı. Şimdi şuradan başlayacağım ben. Mesela Salih Uçan. Hatırlıyorsun Salih Evet. Uçan bir maç sonu röportajında oynadığı mevki ile ilgili demeçler verdi. Nedir bu? Alanya'da daha geride oynadığından bahsediyor. Hani performansını eleştiriyoruz sık sık. Zaten ben Salih Uçan'ın bu rahatsızlığını biliyordum. O açıklamadan daha önce burada söylemiştim. Oynadığı mevki ile ilgili bir hoşuna gitmeyen durum vardı. Ama işte Sergen Hoca onu farklı bir yerde değerlendirmek istiyordu. Şimdi bir oyuncunuzun böyle bir problemi var. Sergen Hoca'nın bu sezon bence hatalarından bir tanesi şuydu. Hani oradan bağlayacağız. Mesela bir oyuncu 2-3 hafta üst üste iyi oynadı değil mi? 4. hafta kötü oynadı hemen kulübeye. Çünkü çok fazla tuttuğu oyuncu değil mesela. Atıyorum Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan'ı biz 4 sezondur eleştiriyoruz. Bunda hemfikiriz. Oğuzhan yani ortalama. Ama şimdi bu sezon Oğuzhan'ın oynadığı 4 maça bakıyorum. 3 maçta Oğuzhan gayet iyi performans sergiliyor. 4. maç kötü oluyor. Oğuzhan daha forma göremiyor. Atiba keza Rıdvan iyi bir Yılmaz girdir 5 ile çıktı. 8. hafta arası 4 maçta 2 gol 2 asist yapıyor. Başakşehir maçını kötü çıkarıyor diye kulübeye çekiliyor. Örnek yani bu. Şimdi o Rıdvan'ın da güvenini kırar. Oğuzhan bir maç kötü oynadı diye onun da güvenini kırar. Kimse 4-5 maç üst üste iyi oynayan var mı Beşiktaş'ta ya? Yok ki. Şimdi Ersin Mert Günok değişiklikleri Ersin'i etkilemedi mi? Etkiledi. Kalede yapılan rotasyonlar. Bu sezon Ersin'in istatistiklerine bakın. Yani kurtarış yüzdelerinde falan Ersin ligin zirvelerinde falan değil. Çok aşağılarda. Potansiyelinin çok gerisinde şu an. Onun dışında Gezzal'ın da hep eleştiriliyordu. Gezzal kötü, geçen sezon gibi diye. Ben katılmıyordum. Neden? Problem Gezzal'lık değil diyordum. Santrofor'la alakalı. Yani orada Santrofor'a bir çözüm üretilemiyor. Güven Yalçın'a bakıyorum. Yani Güven mi daha çok formayı hak ediyor diye düşünüyorum. Kenan Karaman mı? Güven daha çok formayı hak ederken çok az süre alıyor mesela. Neden? Şimdi 2 maç üst üste goller attı Güven. Bir maç kötü oynadı. Hemen kulübeye çekildi. Yani hani birini bir maç kötü oynadı diye kulübeye çekiyorsunuz ancak o maçı kaybettiniz diye. Ya sizin ondan önceki hafta oynattığınız diğer oyuncu da onun yerine oynattığınız diğer oyuncu da zaten bir şey değiştirmedi ki sizde. Wellington mesela ısrarlardan bir tanesiydi. Onun dışında Atiba milli takımdan geldi, ertesi gün maça çıktı. Yani acaba orada yani neden Oğuzhan Salih vesaire kullanılmıyordu? Atiba'ya tamam herkes güveniyor. Josep Atiba ikilisi ayrı bir boyut Evet. ama bu sezon Atiba ortada yok. Siz şimdi milli takımdan geliyor Atiba 38-39 yaşına geldi. Bir gün sonra maça çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla o arkasında bekleyen Oğuzhan'ın da özgüvenini kırar, Salih'in de kırar. Onun dışında Can Bozdoğan diye herkes bas bas bağırdı. Oyundaki kısa sürelerde çok olumlu işler yaptı diye. Ama Alex de çok fazla ısrar edildi. Herhalde Alex Yani sorumlu kazanılmaya Sergen çalışıyordu. Hoca mı diyorsun? Nasıl? Sorumlu Sergen Şimdi Hoca mı diyorsun? oyuncuların özgüveni, bu tercihlerde diyorum sıkıntı yaşıyor. Sorumlu değil mi? Bakın oyuncu performansları ayrı. Şimdi Başakşehir'in atamadığı golde Sergen Hoca mı sorumlu olacak? Kale önünüzde belli Sence yani ben nereye futbolcu atacaksınız. olsaydım o gün, yani Sergen Yalçın gibi teknik direktörle çalışmak isterdim. Ya elbette Bak isterdiniz. futbolcu olsaydım. Biraz da yeteneğim vardır o kadar şey değil. Ya futbolcuların Sergen Hoca'ya sırtını dönmesi ya da rahatsız olması için yani bu ortaya konulan sebepler bana hiç ikna edici gelmiyor. Oyuncuların bir kere kendini sorgulaması lazım. Bak ben Oyuncuların sırtını döndü sorgulaması. demiyorum zaten. Yani Oyuncuların Sergen Hoca'yı istemiyoruz. Sergen Hoca yanlış. Ya kusura bakmayın da dünyanın en tatlı insanlarından bir tanesi ya. Yani böyle Ay geçen sene de zaten hayır bu hoca takım olarak, vardı. Sadece insan olarak takviyeler yapıldı. Ceyda, insan olarak demek istiyorum. İnsan olarak Sergen Hoca gibi bir patronunuz olmasını istersiniz ya. Rahatsız olmazsınız. Sizi rahatsız etmez. Şimdi zaten baktığımız zaman Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosu geçtiğim sezon kadrosu Evet. aynısı. Bir Aynısı değişiklik değil yok. işte yıldızlar Ya geldi. 3-4 Acaba tane ekonomik olarak diyorum yani daha önce bu filmi izledik. Negredo'lar geldiğinde bu filmi izledik.
Hoca istememişti hatırlarsan Şenol Hoca. Acaba hani orada bir şeyler mi oldu ya da takım ücretlerde bir sıkıntı mı var? Takım ücrette problem niye çıkaramaz? Hemen şöyle bir örnek verebilirim. Geçtiğimiz sezonda zaten o takımın içerisinde yer alan futbolculardan daha fazla kazanan oyuncularınız vardı sizin. Ve Sergen Hoca da ödemelerin şimdi, aydan aya düzenli bir şekilde futbolculara yapıldığını söylüyor. Yani siz, takımdaki ödemelerle ilgili rahatsızlık ancak şu olur. Maaşınız ayın birinde yatmaz, 3 ay sonra yatar, rahatsız olursunuz. Beşiktaş'ta tamam, bu sezon günü gününe yatıyor problem. Herhalde Beşiktaş'taki futbolcuların İlacı günü gününe yatırmamak. 3 ayda bir yatırmak. Bir de şey de olabilir bakın. Yani şimdi bir de 3,5 milyon euro alıyor diye Wellington top mu oynamayacak? Ceyda, yani çok acımasızız. Yani geçen sene bir doyum noktası var. Tamam Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, bunun Trabzonspor yani büyük kulüplerin her zaman şampiyon olma arzusu vardır. Her sezona böyle başlarlar. Şartlar ne olursa olsun. Ama yani geçen sene hakikaten de çok ekstra bir şey, bir başarı. Yani kimsenin ihtimal vermediği, sezona zaten hani kötü başlamış, kadro derinliği olarak diğer büyük takımlara göre çok sınırlı imkanlarla mücadele eden, tarihin en önemli oyuncusu olmayan son bölümde. Tarihin belki de en değerli şampiyonluklarından birkaçından bir tanesi. Yani mücadele anlamında ve rekabet yani üç büyüklerin içerisinde olduğu bir yarıştı sonuçta. Şimdi Başakşehir'e de mesela bir hatırlarsan bir önceki sezon Başakşehir'in de yaşadığı şey şampiyon olup dibe vurdu. Yani düşme hattında falan dolanıyordu. İşte hatırlarsan bir çözüm bulamadılar. Okan Hoca da işte ne bileyim ertesi sezon yaşanan Şampiyonlar Ligi gel gitleri vesaire ikisini bir arada götüremedi. Ki Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi performansı daha iyi olmasına rağmen. Evet. Şimdi benzer bir şeyi izliyoruz. Acaba hani bu da etkiliyor mudur yani oyuncuların şampiyon olmak, o hedefe ulaşmak muhakkak. Acaba bir sonraki sezon konsantrasyonu aşağı çekiyor mudur? Sadece neden hoca üzerinden okuyoruz? Belki de oyuncu grubu üzerinden okumak lazım. Şimdi belli bir doyuma ulaştıktan sonra bir de kadronuzu da genişlettikten sonra sezonun başında özellikle yaşanmıştı. Birkaç maç kötü gittikten sonra Beşiktaş'ta şöyle bir hava vardı. Ya biz zaten bu kadroyla ligi götürürüz. Yani bir küçümseme vardı rakipleri ve ligi. Biz bu kadroyla ligi götürürüz. Ya hayır bunu ben mantık okumuyorum. Öyle. Yani İfadelerden zaten biliyorum evet. Konuştuğum kişilerle. Biz bu ligi zaten bu kadroyla götürürüz. Önemli olan Avrupa diye. Ama işte hayatın gerçekleri, isimler oynamıyor sahada. Yani performanslar oynuyor. Bugün Marek Hamşik mi, Pjanic mi dediğiniz zaman sezon başında... Hayır, sezon başında Marek Hamşik mi... Hamşik üç büyüklere gelse diğer yerinden oynardı. Hamşik zaten çok özel tamam, bir oyuncu. Tamam, şunu söyleyeceğim. Bir saniye. Kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde şimdi sezon başında... Marek Hamşik'i mi transfer etmek istersiniz? Pjanic mi dediğimiz zaman bu memleketteki çoğu insan herhalde Pjanic diyecekti. Hamşik diyenler de olurdu. Ya muhakkak olurdu zaten orada. Hamşik çok büyük bir futbolcu. Çoğunluk ağırlıklı olarak en azından hava bu yöndeydi. Pjanic geldi inanılmaz bir iş başarıldı havası vardı. Ama performansa bakıyoruz Hamşik maç kazandırıyor Trabzonspor'u değil mi? Ya Pjanic'ten de bu bekleniyor maç kazandırması. İsim değil performans kazanır şimdi, diyor o gün. Şimdi onun dışında hani az önce söyledim. Biz zaten ligi götürürüz. O havalar Beşiktaş'ı bu duruma götürenlerden bir tanesiydi. Onun dışında şimdi siz zaten sahada bir oyun ortaya koymuyorsunuz. Kötü gidiyorsunuz ama teşhisi bir türlü oturtamadığınız noktada geç kalıyorsunuz zaten teşhisi oturtmakta. Aynı isimler üzerinde dönüyorsunuz. Taktiksel olarak çok fazla bir değişiklik yok. Beşiktaş hep standart oynuyor ligde. 4-1-4-1. Oyuncuların yerleri belli. Aynı format, aynı dizilim aşağı yukarı değişiklik görüyor musunuz Beşiktaş'ta? İşte evet. Mesela örnek vermek gerekirse hani Can Bozdoğan'ı Sergen Hoca sağ kanatta şimdi deniyor mesela. Gezal'ı belki dinlendirmek için bugün belki de Can'ı sağda göreceğiz biz. Alışık olmadığı mevki. Ama Beşiktaş'ta örnek vermek gerekirse bu aşağının yokluğunda vesaire biz Alex Teixeira'yı forvetle izleyebilirdik. Kariyerinde vardı mesela. Arkasında başka bir oyuncu oynayabilirdi. Yani saha için dizimde de bir çare olunamadı. En büyük problem Sergen Hoca mental olarak normalde çökecek bir teknik adam değil. Yani öyle bir profil değil ama geçtiğimiz sezonki Sergen Hoca'yı alın bakın. Basın toplantılarına, açıklamalarına bir de bu sezonki Sergen Hoca'yı alın. Çok Sergen Hoca'ya umutsuzluk hakim olmuş. Yani şöyle, geçtiğimiz sezon Sergen özür diliyorum. Yani Yalçın birinci dakikada hedef gösterildi. Hedef gösterildi. Şöyle yapalım. Yani, tamamlasın çünkü başka yere gitmesin sözleri. Buyurun. Yani, kusura bakmayın ama Sergen Hoca iki maç öncesine kadar hiçbir eleştiri almayan bir teknik adamdı. Evet. Kimi hedef göster? Taraftar göstermedi. Ben hayır. Ulenberg tartışmaları buna zarar ver diyor. Yani o tartışmalar gereksiz yerde enerjisini aldı. Hakemler tarafından dikkatlice kontrol altına alınmaya başlandı bu sene.
Bu da etkiledi biraz onu. Ya ama ben şunu düşünüyorum. Sergen Hoca acaba böyle şeylerden çok etkilenir mi? Yani biri onunla ilgili bir şey söylediğinde vesaire. Ya düşündüğümüz Sergen Yalçın profili bu değil bizim. Geçtiğimiz sezon mesela mesela verilen karşı demeçlere Sergen Hoca daha fazla hırsla karşılık verdiğini gördük. İşaret ettiği noktalar oldu. En kötü zamanda Beşiktaş puan kayıpları yaşadığında vesaire de çıktı. Biz şampiyon olacağız dedi. Acaba gidiyor mu şampiyon denilen noktada? Camiaya bir umut verdi. Ama bu sezon Sergen Hoca ne yaptıysa olmadığı için gelinen noktada çözüm bulamıyoruz demekti. Tırnak içinde söylüyorum Sergen Hoca'nın ifadesi. Çözemiyoruz, çözüm bulamıyoruz oldu. Yani geleceği nasıl görüyorsunuz? Göremiyoruz dedi. Yani Sergen Hoca'nın psikolojisini buradan anlayın. Geleceği nasıl görüyorsunuz sonra göremiyoruz diyor Sergen Hoca. Yani geçen sene de mesela geçen seneki kadar sağlıklı, hırslı bir psikolojisi de yok. Dönemde kim oynar soruları sorulduğunda oynayacak birini buluruz biz. Tavrı bile başka birileri çıkar oynar. Ama bugün birileri çıkıp oynayamıyor.